tarafından kaybedildiği de ortada artık diyebiliriz. Bu oy oranlarında birinci parti olması CHP'nin elbette önemli ama yeterli mi değil. Çünkü sürdürülebilir olması lazım. Sürdürülebilir. Bir de yerel seçimde aldığı oyu daha üzerine çıkması gerekiyor. Tabii. Yani çünkü şu andaki sizin verdiğiniz bütün ölçülerde de yaklaşan oy oranları var. Hı hı. Ama beklenen hani o umut olması, o alternatif olması anlamında yerel seçimde alınan oyun da üzerinde bir oy alması gerekiyor. Çünkü hani onun başka bir muhalefet partisi de yükselmiyor. Evet. Kararsızlar o kadar yüksek oranda ki ama bu hem bir risk hem büyük bir fırsat. Doğru. Yani her risk fırsatı da içinde barındırır. Ben evren devrimi Zerrüt'e dönmek istiyorum. Evren demek de böyle bir değişik geldi bana tabii bir anda. Benim de ismim Evren olunca. Adaş olunca. Siz ekonomistsiniz ama sonuç itibariyle nasıl yakından takip ettiğinizi biliyoruz siyaseti. Anketlerde hani CHP'nin birinci çıkmasını bir kenara koysak bile hani bu değişimi vatandaşta temel gerekçesi ne olarak değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii yerel seçimlerde büyük bir başarı kaydedildi. Gayet güzel. Ama ben partinin, ana muhalefet partisinin arkasından enflasyon rüzgarını onu ittirdiğini görüyorum. Hı hı. Zaten işte ana sahiplerden birisi de bu. Hayat işte çok zor, geçinemiyoruz diyor insanlar. Ama anketlere baktığımda ve Türkiye'nin ekonomisiyle de karşılaştırdığım zaman buradaki farkın aslında çok daha fazla açılması gerekiyordu diye düşünüyorum. Evet. Şimdi 2-3 yıl önce böyle bir durum olsaydı, Türkiye Cumhuriyeti'nin rezervlerinde birazcık atabilir barutu kalsaydı derdim ki aman CHP dikkat edin. Çünkü burada birazcık harcanabilir rezerv var. Bu rezervi kullanarak sahte bir cennet yaratabilir AKP diye ama şimdi o imkan yok. Dolayısıyla ben baktığım zaman çok da hani ana muhalefet çok çalışsın mı çalışmasın mı noktasında çok bir kaygıya kapılmıyorum çünkü belli bir akış var ve o akışta gidiyor zaten. Ama şu da var, Özgür Bey'le beraber bir hareket de geldi. Onu da kabul etmek lazım. Yani biz sürekli yazdığımız yazılarla, işte YouTube videolarıyla böyle çıktığımız bağımsız platformlarda hep şunu dedik. Tam sağa pres yapın. Tam sağa pres yapın ki bu işi gerçekten bir şekilde cebimize koyalım. 2028'den önce hatta kopacak bu iş. Ona hazır olalım diye. Ben o ciddiyeti görebiliyorum o tarafta ama tabii ki bunun dozunu birazcık daha artırmak lazım. Yani 35-32 dediğim zaman arada çok da büyük bir fark yok bence. Her an her şey olabilir. Ama şu hani ilk başta dediğiniz çok dikkatimi çekti. Normalde daha da fazla fark var olması gerekiyor dediniz ya arada. Aslında burada biraz vatandaşın zor veya geç bilinçlendiğini de söyleyebilir miyiz? Yani normal şartlar altına baktığınızda 14-28 Mayıs seçimlerinde de ekonomik tablo ortadaydı. Yaşananlar ya da yaşayacaklarımız ileriye dönük. Ona hemen itiraz edeceğim Evren Hanım. O başkanlık seçimini kastediyorsanız o tabloyla bu tablo arasında dağlar kadar fark var. O kadar evet, mı diyorsunuz? Dağlar kadar fark var. Bir de ben şunu düşünüyorum. Şimdi bakın vatandaş acaba bunu yeterince takdir etmiyor mu? Ya da CHP yerel seçim erken seçimi zorlamalı mı dediğimiz noktada şimdi biz ana muhalefeti neden seçiyoruz? Ben vekilime neden oy veriyorum? Evet, erken seçim matematik olarak parlamentoda imkansız. Evet. Ama siz bunu zorlayacaksınız. Siz oyunu bir şekilde tam sağ presle orayı bunaltacaksınız ve yapacaksınız. Evet, keza vatandaş şimdi bakın %25'i ülkenin işsiz. Anormal büyük bir oran. Tabii. Gelirin en üstteki %10'luk kesim hasılanın %70'ini götürüyor. Sanayi üretimi durmuş durumda, bütün veriler sıkıntılı ve çıkıyor buranın Hazine ve Maliye Bakanı, hiç meraklanmayın her şey kontrol altında diyor. Bakın burada böyle beyanlar var, insanlar burada acı bir şekilde hayat pahalılığının altında eziliyorsa ben ana muhalefet partisinden daha sıkı, daha sert oynamasını isterim. Daha da sert. Yani daha da o benim görevim değil, yani AKP'yi seçime zorlamak ve kabul ettirmek benim görevim değil. Ama siz meclise gittiyseniz bu sizin göreviniz. Nasıl bulacağız yolunu ya? Matematik ortada. Matematik vatandaşı ilgilendirmiyor. Bu işi siz yapacaksınız. Vatandaş anlamıyor. Bu işi siz anlatacaksınız. Anlatacaksınız ki en az 15 puan fark atacaksınız. Dolayısıyla biz size o yetkiyi verdik, meclise gönderdik. Tabii sizin yüzünüze bakarak şimdi, anlatıyorum ama. Şimdi milletvekili tabii ki. Buyurun söz size düştü şimdi. Bir yorum yapayım. Öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde
meydana gelen bu değişim iradesine vatandaş güvendi. Genel başkanımızla başlayan, Özgür Özel'le başlayan bu değişim iradesine vatandaş güvendi ve arkasında durdu. Aslında sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu değişim sadece bu değişime liderlik etmiyor. Türkiye'deki değişime de Sayın Özgür Özel şu anda liderlik ediyor. Biz yerel seçimlerde birinci parti çıktık. Birinci parti çıktıktan hemen akabinde sahalara indik. Evet. Yani biz bunu sürdürülebilir hale getiriyoruz. Şimdi sahalara çıkmaya da devam edeceksiniz anladığım kadarıyla. Yani çok aktif, en başta dinamik bir genel başkanımız var. Bu hepimize sirayet ediyor. Dolayısıyla siz her zaman sahada olan, vatandaşın derdiyle dertlenen bir Cumhuriyet Halk Partisi göreceksiniz A'dan Z'ye. Ve görmeye devam edeceksiniz. Biz bunu kalıcı olarak sağlayacağız. Mitingler bazında da yapılır bu işlem tabii, diyebilir misiniz? Tabii. Şimdi Rize'ye gidiyoruz, diğer illerimize gidiyoruz. Ve bunu yaparken de, şimdi sizin sorunuza cevap vermek istiyorum. Mevcut sistemde, bu bizim de onaylamadığımız bu sistemde, biz vatandaşımızın bütün dertlerini dile getiriyoruz. Ve bunu da ana muhalefet partisi nasıl yapması gerekiyorsa o şekilde yapıyoruz. Birçok, bütün verdiğimiz faydalı önergeler AK Parti ve MHP oylarıyla reddediliyor. Biz bütün bunları seslendiriyoruz. Ama tutup kavga edecek, yani yumruk yumruğa kavga edecek yok, halimiz yok. Ama zaten şunu söyleyeceğim. Yani şey biz yapılması gereken bütün söylemleri söylüyoruz. Ve bunları da vatandaşımızın iyiliğini, menfaatini düşünerek söylüyoruz. Yani mesela size bir örnek daha vereyim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin geldiği ve devam ettiği süreçle ilgili Sinan Ateş olayı en sonki olaydı. En çok sahip çıkan partilerin başında Cumhuriyet Halk Partisi geliyor. Siyasi görüş ayrımı yapmaksızın toplumun vicdanı oluyor artık Cumhuriyet Halk Partisi. Tabii ki olmuş bunu durumda. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bu yana evet, süren bir süreç istedik. Ve bunu... Yani Cumhuriyet Halk Partisi şu anda sağı da solu da kapsayan bir şekilde bir politika üretiyor. Sahada da bunu gösteriyor ve muhalefeti de yapması gerektiği gibi yapıyor. Ama teknik olarak bizim erken seçime götürme imkanımız yok. Tekrar ediyorum, biz baskılıyoruz, biz söylüyoruz. Yani orada ama benim bir itirazım evet, var. Ona biraz geç başladınız. Yani siz hemen 31 Mart'tan sonra başladılar. Hayır, abi. Yani önce hani biz erken seçim talebinde bulunmayacağız denildi. Şimdi, ben, bu eleştiri sadece. Şimdi. Yani, çünkü geçmişte örnekleri var. Yani Türkiye'de de var, dünyada da var. Ya yani 1989'da örneğin SHP çok büyük başarı elde edip belediyeleri aldığında hem Süleyman Demirel hem de Erdal İnönü biz seni 21-75'te orada oturtmayacağız. Ki denklem aynıydı. İktidar istemeden seçim olmazdı. Tabii ki hemen yapmaz, ona katılıyorum. Teknik olarak mümkün de değil. Ama siz o toplumsal muhalefeti örgütleyerek, çünkü Cumhuriyet Halk Partisi biz erken seçim istiyoruz diyemeyiz derken bile Türkiye'de oy veren seçmen hemen erken seçim istiyordu. Evet. Önemli bölümü. Şimdi, siz onu örgütlerseniz o baskıyı, o dalgayı da yükseltebilirsiniz. Bence geç kalmadılar. Hala vakitleri var. Yok. Niye biliyor musunuz? Tabii ki şöyle, var. Ekonomi daha kötüye gideceği için aslında sizin anlatacağınız argümanlar müthiş kuvvetlenecek. Bakın buna siz bile şaşıracaksınız. Ama burada biz yapıyoruz, ediyoruz. Doğru, vekillerimiz işte çıkıyor, konuşuyor, ediyor ama halka iniş noktasında farklı metotları artık keşfetmeniz lazım. Yani bakın, çok haksız bir şekilde montaj videolarla Sayın Kılıçdaroğlu nasıl yıpratıldı ama sizin elinizde gerçek rakamlar, deliller var ve bunu belediyelerde eğer sizinse Barko vizyonlarda bütün büyük şehirlerde aldığınız bütün şehirlerde halka davul çala çala ilan etmeniz lazım. Burada sert oyun, tam sağ presten kastım bu. Sadece çıkıp konvansiyonel eski taktiklerle gittiğiniz zaman şansınızı enflasyonun yüksek kalmasına bağlarsınız vekilim. O yüzden yani lütfen yanlış da anlamayın. Yani amacımız hani bağcıyı dövmek değil, bütün bunları üzüm yemek adına söylüyoruz. Çünkü bizim bir kez daha ülke olarak çuvallama şansımız kalmadı artık. Öyle bir noktadayız. Şimdi şunu da bir anlaşalım. Yerel seçimlerden birinci çıkmış, kendine güvenen bir partiyiz. Biz neden erken seçim istemeyelim? Fakat geçmiş dönemlere bakalım. Karşımızda da Tayyip Erdoğan var, Sayın Tayyip Erdoğan var. Erken seçimi çok sık dile getirdiğiniz zaman da kendisi diyor ki, mesela geçmiş dönemlerde ana muhalefet partisi istikrarsızlık istiyor gibi farklı toplumu manipüle etme söylemlerine giriyorlar. Biz zaten erken seçim istediğimizi söylüyoruz. Toplumun, biz siyasetçilerin görevi nedir? Toplumun sesini duyurmaktır. Milletin sesi olmaktır.
Dolayısıyla biz zaten bunu dile getiriyoruz. Getirebileceğimiz ölçüde dile getiriyoruz. O ölçüyü de bence bilmek lazım. O ölçüyü kaçırdığınız zaman bu sefer tuzağa düşmüş oluyorsunuz. Peki ben bir Sayın Mustafa Balbay'a dönmek istiyorum. Mustafa Bey, Sayın Balbay, sevgili Balbay, duyabiliyorsunuz değil mi bizi? Evet, gayet iyi duyuyorum. Gayet dikkatle dinliyorum. Çok teşekkürler.